we came here with a lot of good things and a lot of wishes to play a good game, to take a victory. And we controlled the game first half. From the end of the first half, we scored the goal. It was good for us. But a lot of mistakes in the beginning of the second half caused us that we lost this game. After the three goals of Antalya, we tried to change something, put a lot of offensive players, take a little bit of risk. We scored one goal, but it was not enough. And on the end, we lost the game. Buraya iyi oyunla galibiyet için geldik. Ama bildiğiniz gibi ilk yarının sonunda golü bulduk. Aslında ilk yarı oyunu kontrol eden taraf bizdik. Ama maalesef ikinci yarının henüz başında çok büyük hatalarla iki gol yedik. Ardından üçüncü gol yedik. Bize bunlar o hatalar pahalıya mal oldu. Üçüncü golden sonra risk aldık geri dönmek için. Ofansif oyuncularımız oyunu soktuk. Bir gol de bulduk ama yeterli olmadı. Maçı değerlendirecek olursak ikiye ayıracağımız bir maç oldu. İlk yarı, ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi hiç yapamadık, sahaya hiç yansıtamadık. Hem toplu hem de topsuz. İyi hazırlandığımızı düşündük ama bugün takımda ilk yarı hem Beşiktaş'ın farklı bir oyunu vardı. Orta sahayı biraz fazla doldurdular Chamberlain'i. Oraya çözüm üretemedik. Topla da cesaretsizdik. İlk yarıdan sonra soyunma odasına söyledik. Daha cesaretli, kaybedeceksek daha cesaretli oynamamız lazım. Kaybetsek bile kendi oyunumuzla kaybedelim diye. Ama ben emindim ikinci yarı oyunumuzla en azından maça ortak olabileceğimizden. Güzel dakikalarda hızlı şekilde goller attık, çok güzel goller attık. Ondan sonra Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı defans yapmak çok önemli. İyi yaptı, takımım iyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum. Ayaklarına, emeklerine sağlık. Ayaklarımızı yere basarak devam edeceğiz. Bu arada daha hani flash'ta söyledim, size de söyleyeyim. João Tralha'ya benim yardımcı hocamın babası ve kayınpederi vefat etti. Buradan ona Allah rahmet eylesin. Kalbimle, tüm kalbimle onun yanındayım. Bugün onun için de oynadı takım. Dediğim gibi tüm kalbimle yanındayım. Ya ben öyle ağzımdan öyle bir şey duymazsınız hiçbir zaman. Sadece kümede kalma veya işte Avrupa'ya oynayalım, öyle bir hedef yok. Ben Antalya Spor'un çok realist baktığımızda 7 ile 12 arasında çok iyi bir sezonda 7 ile 5'i zorlayabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Normal bir sezonda 7 ile 12 arasında görüyorum takımımı. Ama biz elimizden geldiği kadar tabii ki en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Biz takıma benim ilk söylediğim şey en hızlı şekilde puanlarımızı alıp ondan sonra bakacağız nereye kadar varacağımızı. Ama iki maç kazandık. Bu iki maçı kazanmadan önce sizler de biliyorsunuz neler konuşulduğunu. Çok zor bir dönemden geçti takım. O yüzden ayağımız yere basması lazım. Bugün çok büyük bir camiye yendik, çok büyük bir takımı yendik. Bunun gururunu tabii ki yaşayacağız. Ama ayaklarımız yere basması lazım. Sakin bir şekilde işimize devam edip ne zaman, nasıl ilk maç kazanamadığımızda işimize bakıyorsak şimdi de maç kazanınca işimize bakacağız. Çünkü ilk yarıyı mutlaka analiz etmemiz lazım. İlk yarıdaki oyun hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Belirli bir oyun formatları var. Emre abinin oyununu biliyoruz. Emre hocamın oyununu biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. İnşallah milli aradan önce bir 3 puan da alırsa bizim için müthiş olur. Burak abi, Burak hoca benim kariyerimde çok değerli bir insan. Benim en kötü günümde her zaman yanımda olan bir insan. Onun çok başarılı olmasını istiyorum. İnşallah Türk futboluna da tüm tecrübesiyle, hem karakteriyle hem tecrübesiyle çok büyük katkı sağlar. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. İnşallah çok başarılı olur dediğim gibi. Başka genç hocalar hakkında ben en gençlerinden biri ben olduğum için onlara tavsiye verecek durumda değilim. Hepimizin ayağı yere basması lazım. Benim de öyle. Yere basarak işimizi yapacağız. En doğru şekilde yapmaya çalışacağız. Takımımızı en doğru şekilde yönetmeye çalışacağız. Bunu yapmaya çalışıyorum ben. Eminim meslektaşlarım da aynısını yapıyordur. Hepsini çok seviyorum. Burak abiye de dediğim gibi özel parantez açıyorum.